Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz oto alternatörü idi daha önce. Modifiye edildi. Sargıları yeni sarıldı. Tabi buradan göremeyeceksiniz sargılarını. Ve içerisine neodim mıknatıs konularak rüzgar türbünü, su türbünü ve alternatör haline dönüştürülmüştür. Bunu projelerinizde de kullanabilirsiniz. 3 çıkışı vardır arkadan, şöyle gördüğünüz gibi. Alternatif akım çıkmaktadır. Ayrıca yine dinamomuzdan şöyle göstereyim. Bakın şu artı eksi. Bu da kontrolsüz güç dediğimiz 0 ile 36 volt arası. Tabii yükte bu. Boşta 50-55 voltu göreceksiniz şimdi. Bu yani yükte 36 volta kadar enerji alabilirsiniz. Bunun çıkışına, bu 3 alternatif akım çıkışına isterseniz bu şarj kontrol cihazıdır. Akü şarj kontrol Aşağı cihazıdır. indir. Ve bunu şu gördüğünüz 3 faza bunlar bağlanacak. Bunlar da artı eksi aküye bağlanacaktır. Ve akünüzün doyum noktasına ulaştığında şarjı keser ve fren sistemlidir. 14 volttan sonra fren yaptırır. İsterseniz bunu da veririm veya monte ederiz buraya. Şimdi sizlere bu 3 faz çıkışı, şu benim yaptığım kutuda, bunun içerisinde de köprü diyot vardır. 3 faz DC'ye dönüşür ve bu panelde de şimdi voltajını da göreceksiniz. Ve ampulümüzü de yakacağız. Hem 12 volt, şu anda 12 voltu deneyeceğiz. İkinci olarak da 24 voltu deneyeceğiz. Tabii bu denemede de burada gördüğünüz şuraya bant yapıştırdım. Bakın fosforlu bant. Buradan da lazer takometre ile kaç devirde kaç volt verdiğini göreceğiz. Bu kontrolsüz çıkışına da ayrıca bir voltmetre bağladım. Onu da göreceğiz. Tabii bunu çevirerek nasıl sizlere göstereceğim? Bir başka motorla çevirerek göstereceğim. Bu konuda genelde eleştiri alıyoruz. Tabii bilen arkadaşlar bu işi biliyorlar. Bakın şu anda şebekemiz 226 volt. Bu 0,3 amperde. Tabii bu cihazımızın çektiğini göstermektedir. Şimdi hafif hafif döndürüyorum. Bakın ampulümüz hemen yandı. Voltajımıza bakalım. Evet, 14-15 volta geldi. 14.72. Şu anda çok güzel şarj etmektedir. Hatta fazlasıyla şarj etmektedir. Biraz düşürelim. Evet. 14.8. Şu anda çok güzel şarj etmektedir. Bakın diğer çıkıştan da 20 voltu aldığımızı görüyorsunuz. Biraz sonra yine göstereceğim. Şu anda 12 voltluk 50 wattlık halojen ampulümüzü yakmaktadır. Gördüğünüz gibi burada değerlerde görüyorsunuz. 14.8 voltta. Şimdi kaç devirde olduğunu lazer takometremizde okuyalım. Evet, 943, 945. Biz buna yuvarlak 950 devirde diyelim. Gayet güzel. Akümüzü şu anda şarj ediyor. 5-6 amperle. Burada görüyorsunuz gerçi 9.8 amper diyor ama toplam gücü alıyor. Şimdi bunu aynı anda çıkarıp 24 volta bağlayacağım. Göreceksiniz. Bakın. 24 volt olması için tabii burada 27-28 volta gelmesi lazım. Deviri biraz fazlalaştırdım. Evet, 27-28 volt. Çok güzel şarj etmektedir. Devre ölçelim. Evet, devirimizde 1453. 1452 devirde 24 voltluk sistemi 100 watt olarak yakmaktadır. Buradaki kontrolsüz güçten de görüyorsunuz 39 voltu. Şimdi ampulleri söndürürsek, buradan bu gücü iptal edersek, bakın voltajımız 66 volta çıkar. Tabii bu yüksüz volt demektir. Çok düşük amper demektir. Devir düşürünce tabii volt da düşecektir. Devir düşünce volt da düşer, amper de düşer dolayısıyla. Bakın
devire göre hızlandırıyorum. Voltaj yükseliyor. Hızlandırıyorum, yükseliyor. Bakın. Hızlandırıyorum. 60-70 volta kadar çıkıyor. En fazlası zararlıdır. Evet, 12 veya 24 voltluk küçük projelerinizde su türbini, rüzgar türbini olarak kullanabilirsiniz. Şarj kontrol cihazı da, bu da 10 amperliktir. Bunu da vereceğim. Eğer isterseniz lazer takometreyi de gönderebilirim. Projelerinizde başarılar diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.